hani hasta hastaneye gitmek istemiyor, hani orada ölmek istemiyor bir şekilde. Antalya'da daha önce de gündeme gelen bazı tarım ilaçlarının, tarımda kullanılan ürünlerin kanseri arttırdığına yönelik söylemler oldu. Sizin üniversitenizden de. Bizim aslında amacımız kanser hiç belirti vermeden sık görülen kanserlerde tanıyı koyabilmek. Ama bunun dışında da işte böyle özel günlerde farkındalığını artırma çalışmalarımızın nedeni hem bu tarama programları ile ilgili halkı bilgilendirmeliyiz, hem de erken tanı derken hastalar işte memesinde bir kitle gördüğünde ya da memesinde bir değişiklik fark ettiğinde işte bizim halkımızda çok alışkanlık süt bezesi der vesaire der gitmez. Hani bir an önce doktora başvurması gerekliliğinin altını çizmeye çalışmak. Çünkü kanserin tek bir semptomu yok. Hangi organa ait bir kanserle karşı karşıyaysak ona ait belirtiler görüyoruz. Cilt kanseri açısından şunu söyleyebilirim. Uzun süre, 3 aydan daha uzun süre, daha 3 aydan daha uzun süre kapanmayan bir yarası var ise hastanın, ya da şöyle söylüyor hasta bize geldiği zaman, ya hocam bu ben doğdum da oğlu vardı. Bunun bir önemi yok. Eğer karakter değiştirdiyse bize hemen gelmeli. Ama kişilerin kendilerine düşen sorumluluklar da var. Çünkü artık hepimiz biliyoruz neyin, nelerin kansere götürdüğünü, nelerin insanın sağlığını bozduğunu. Bu nedenle bence en önemlisi insanların kendine, ben bugün için de öyle olduğunu düşünüyorum 4 Şubat'ın, herkesin kullandığı ve kendisine zarar verebilecek maddelerden ya da alışkanlıklardan ya da yaşam tarzından artık hani vazgeçmesi için ve bunun içinde çok fazla yol var. Bu yollara için adım atmalarını öneriyoruz. Güneşi seviyoruz, güneşleniyoruz. Güneşlenmek çok büyük kötü bir alışkanlık aslına bakarsanız. Bunun dışında solaryumlar, bunun dışında kullandığımız kimyasallar, giydiğimiz kıyafetler, bunların da hep organik olması gerekiyor mümkün mertebe. Tabii ki sigara, hayat alışkanlığı, yediğimiz karbonhidratların, yağın çok uygun olmaması belki de. Bunlar kendi anlam, benim plastik cerrah açısından baş boyun tümörlerinin ve cilt kanserlerinin kesinlikle arttığını ben görüyorum maalesef. Bu anlamda hakikaten hayat tarzımız çok önemli. Bir, sonuçta bir hastalığınız var, o kesin, kanseriniz var ama korona olmayacağınız belli değil. Bu anlamda güvenli bir hastaneye gitmek çok kıymetli. Sonuçta Akdeniz Üniversitesi korona açısından bütün önlemlerini alan, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ve ötesinde belki de bütün tedbirlerin alındığı güvenli bir hastane. Bu anlamda koronadan korkmanın hiçbir alemi yok. Çünkü kanseriniz var zaten. Bu anlamda korkmadan hayatınızı uzatmak için kesinlikle gelmelisiniz. 4 Şubat Dünya Kanser Günü aslında kanserin hem erken tanısına hem önlenmesine bir farkındalık yaratmak için bizim kutladığımız bir gün. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde birkaç yıldır bizim sloganımız "Kararlıyım ve yapıyorum" sloganı. Neden? Çünkü aslında kanserin pek çok nedenini biz önleyebiliriz. Önlenebilir kanser nedenleri var. Kararlıyım sigara içmiyorum, kararlıyım kilo kontrolümü sağlıyorum, kararlıyım fiziksel aktivitemi artırıyorum ve kararlıyım erken tarama için tarama testlerimi yaptırıyorum. Bunlar bizim için çok önemli olan şeyler. Bugün aslında biz buna farkındalık yaratmak istiyoruz. Korona virüs sürecinde bütün dünyada hastaların hem tanımasında hem de tedavileri bir takım aksamalar oldu. Hastalarımızın özellikle pandeminin ilk dönemlerinde özellikle yaşlı hastalarımız şikayetleri olduğunu görmelerine rağmen işte korona kaygısıyla hastanelere gitmekten çekindiler. Dolayısıyla işte bir 65 yaşında bir teyzemi muayene ettim. Memede kitleyi aslında teyzem fark etmiş ama 65 yaş üstünde sokağa çıkma yasağı var. Kanserden hani şey yapar mıyım diye hastaneye gelmeye çekinmiş. Ama biz Akdeniz Üniversitesi olarak COVID hastalarını en başından beri güvenli bir alanda tutup diğer hastalarımızla mümkün olduğunca temas etmemelerini sağladık. Evet, koronavirüs gerçekten ölümcül, hayat tehdit eden bir virüs ama aynı şekilde kanser hastalığı da öyle. Dolayısıyla hastalarımızdan ricam, herhangi bir şikayetleri, herhangi bir belirtileri olduğunda lütfen vakit geçirmeden bir hekime başvurmaları. Çünkü bu hastaların biz tedavisine devam ettik. Koronavirüs döneminde kemoterapi alan hastalarımız da gerçekten risk altındaydılar ama kanser de hayatı tehdit eden bir şey olduğu için biz Akdeniz Üniversitesi olarak kemoterapi kliniğinde hiçbir tedavimizi aksatmadık. Bütün tedavilerimize, diğer ünitedeki arkadaşlarım da bütün tedavilerimize aynı şekilde devam ettik. Dolayısıyla biz bütün önlemlerimizi alıyoruz. Artık zaten aşı ile beraber de daha güvenli zamanlara gideceğiz. Şu dönemde lütfen tedavilerini aksatmasınlar hastalarımız.
Özellikle biz Akdeniz Üniversitesi olarak Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bütün önlemlerimizi aldık. Hepimiz güvenli şartlarda çalışmaya ve aynı zamanda da hastalarımızın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden hastalarımız hiç çekinmeden gelsinler ve tedavilerine devam etsinler. Lütfen tedavileri aksamasın, çok önemli.